Eski ülke ocakları Genel Başkanı Siyateş davasında görülen duruşmanın son gününde mahkeme görgü tanıklarının ifadeleriyle başladı. Olayla ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri alınırken ön plana çıkan isim ise Ahmet Keçik oldu. Ahmet Keçik, Siyateş cinayete uğradığı sıralarda hemen yanı başında bulunuyordu. Keçik ifadesinde tetikçi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı'nın doğrudan Siyateş'in göğüs kısmını hedef alarak ateş ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti görgü tanıklarının ifadelerinin ardından duruşmaya müzakere etmek için yaklaşık 2,5 saat ara verdi. Dün Ayşe Hanım iki tane MHP'li ismi söyledi davada. Bu isimlerin mahkemeye gelip ifade vereceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir inancınız var mı? Vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sinan tehdit alırken görevi bıraktığı itibariyle bize ve ailemize, ablama, anneme, babama ve bana bir aile toplantısında da bunları söyledi. İzzet Ulvi'nin ve Semih'in Sinan için kiralık katil araştırdığını, Olcay Kılavuz'un Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kiralık katil araştırdığını söyledi. Çelik Yelek'le dolaşan bir kardeşim vardı zaten benim. Bu olaylar aslında Ocak genel başkanlığını bıraktıktan sonra başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden Sonay Tahmas Kaleci'nin de önderliğinde yapılan bir şeydi bu. Sosyal medya hesapları üzerinden biliyorsunuz Orhun sitesi, Kadir Enser Ejder ve bu Mert Ejder kardeşlerin sitesi aynı zamanda Ahmet Yiğit Yıldırım'a da ait olan bir sitedir. Sürekli de belli bir kurumu öne çıkaran haberler yapan bir kurumdur. Sinan'a ilk başlayan ihanet ateşi söylemlerini aslında Orhun haber sitesine başlattılar. Duruşmada verilen ara karara göre toplam 22 sanıktan 10'u tahliye edildi. 10 sanıktan bir isim ön plana çıkıyor. Ufuk Köptük. Köptük, cinayetten birkaç gün önce cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Doğukan Çep'e para vermekle suçlanıyordu. Ayrıca mahkeme heyeti Siyateş ailesinin avukatlarının bazı taleplerini de reddetti. Bu taleplerin başında yine cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Tolgan Demirbaş'ın gözaltına alındığında eski Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı görüntülere ilişkin. Mahkeme heyeti bu talebi de reddetti. Duruşma 19 Temmuz tarihine ertelendi. Bir daha bu dosyada delil karartıldığına dair en ufak bir şüphe uyanmaması, bu yargılama sürecinin hızlı bir şekilde ilerleyip hakikatten şaşmaması, korkutucu bir güce sahip bu karanlık tarafından yargının ve emniyetin üzerinde kurulmak istenen baskının önüne geçilmesi ve bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlatılabilmesi için bir meclis araştırma komisyonu kurulması gerekliliği açıkça ortadadır. Çünkü Ankara'nın göbeğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin dibinde, kameraların önünde ve güpe gündüz işlenen bu siyasi cinayet karartılırsa, bu namlunun bir sonraki hedefi karanlık ve kuytu bir köşede herhangi bir vatandaşımız olabilir, sizler de olabilirsiniz. Buradan alınan cesaretle peş peşe birçok siyasi cinayet işlenebilir. Malumunuz olduğu üzere tarihimiz bu ve benzeri acı tecrübelerle doludur. Sinan'ın katli siyasi cinayet silsilesinin son halkası olarak kalmalıdır. Şüphesiz ki kurulacak olan bu komisyonla ülkemizde adalet dilenen bütün yoksulluklara umut olacak yeni bir sürecin ilk adımı da atılmış olacaktır. Bu kapsamda Yüce Meclisimizdeki her bir milletvekilimizden bu hususta ortaya bir irade koymasını rica ediyorum.